Bilim için yapılan her şey mübah mıdır? Bilim insanları birkaç bilgiye ulaşabilmek için suç işleyebilir mi? Yahut işlediklerine suç denir mi? Ne dersiniz? Bugün bilim dünyasının en korkunç deneyine bakacağız birlikte. Bir Amerikalı psikoloğun 8 aylık bebek üzerinde yaptığı korkunç deneye. John Watson, davranış psikolojisi ekolünün kurucusu olarak tanınıyor. Watson ve asistanı Rainer bir konu üzerinde çalışıyorlardı. Korku insanda sonradan edinilen bir refleks mi yoksa doğuştan gelen bir refleks mi? Bu sorunun peşinde gidiyorlardı. Watson ve Rainer John Hopkins Üniversitesi'nin hastanesinde çalışıyordu. İkili hastanenin kreşindeki çocukları analiz ediyordu. Amaçları deney yapmak, deney sonucunda da akıllarındaki soruya cevap bulmaktı. Bunun için uzun süre çocukları analiz ettiler. Ama aradıkları cevaba bir deneyle ulaşabileceklerini biliyorlardı. Bunun için de bir çocuk üzerinde deney yapmaları gerekiyordu. Yani bir aileyle anlaşmaları lazımdı. Bir süre sonra istediklerine ulaştılar. 8 aylık Albert'in ailesiyle anlaşmaya vardılar. Ve artık dünyanın en korkunç deneyi başlıyordu. Tarihteki en önemli psikolojik deneylerden birisi olarak kabul edilen deneye başlamadan önce küçük Albert'e birkaç duygusal test yapıldı. Minik bebeğe sırayla beyaz bir fare, tavşan, yanan kağıt parçaları, peruk, maske gibi İlk kez karşılaşabileceği nesneler ve durumlar gösterildi. Amaç, Albert'in bunlara koşulsuz karşı tepkisi olup olmadığını incelemekti. Sonuç olarak Albert gördüğü hiçbir nesneden korkmadı. Üstüne onlara gülümsedi, gülücükler dağıttı ve dokunmaya çalıştı. Bu testten sonra Albert'i boş bir odaya götürdüler. Odada Albert'in üzerinde oturduğu bez yatak haricinde hiçbir şey yoktu. Daha sonra Watson ve asistanı Rainer odadan çıktı. İkili odadan çıktıktan sonra odayı beyaz laboratuvar fareleri sardı. Amaç Albert'in farelerden korkup ya da korkmadığını analiz etmekti. Albert hiçbir fareden korkmadı. Hatta onlara diğer deneyde olduğu gibi gülümsedi, gülücükler dağıttı ve onlara dokunmaya çalıştı. Artık bir sonraki aşamaya geçmeye hazırdılar. İşte şimdi deney korkunç olmaya başlıyordu. Zira Albert farelerden korkmuyordu. Korkmadığı gibi onlara gülücük atıp ellemeye çalışıyordu. Deneyin bu aşamasında Watson ve Rainer ellerine iki demir aldılar. Albert farelere dokunduğu an demirler birbirine vuruyordu. Demirlerin çıkardığı ses haliyle minik bebeği rahatsız etmeye başlamıştı. Albert her fareye dokunduğunda demirler birbirine sürtüyor. Çıkan ses Albert'i rahatsız ediyordu. Artık Albert ağlamaya başlamıştı. Sesler kesildiğinde Albert'in ağlaması da duruyordu. O da yeniden sessizleşince fareyle oynamaya devam eden Albert yine fareye dokunduğu ilk anda psikologların çıkardığı o gürültülü sese maruz kalıyordu. Ağlaması yatışıp aklı tekrar fareye kayan Albert, dokunmaya çalıştığı an hep aynı sesi duyduğu için fareye dokunmaktan korkmaya başladı. Bu deney maalesef ki birkaç gün devam etti. Küçük Albert bu seslere maruz kalıyordu. Watson ve Rainer deneyi ileri noktaya taşıyıp tavşan ve başka tüylü objeler de getirdiler. Çıkan sonuç acıydı. Zira minik Albert artık karşısına çıkan beyaz ve tüylü şeylerden korkmaya başlamıştı. Deneyin başında dokunmak istediği şeylere artık dokunmak istemiyordu. Onlardan korkuyordu. Albert gördüğü pamuk, beyaz tavşan ve benzer nesneler karşısında demir çubuklarla çıkarılan ses olmamasına rağmen korkmaya başlamıştı. Vardıkları sonuçla yetinmeyen psikologlar son olarak beyaz sakallı ve tüylü kostümler giyerek odaya girdiler. Karşısında cisim olarak gitgide büyüyen nesneleri gören Albert çığlık çığlığa ağlamaya başlamıştı. Deneyin başında her şeye gülümseyen Albert artık her şeyden korkar hale gelmişti. 1920'lerde yapılan bu deneyle bilim insanları koşullu korkuyu kanıtladılar. Fakat deney uğruna 8 aylık bir bebeğe yapılan koşullandırmayı geriye almadıkları, onu iyileştirmedikleri için de büyük tepki çektiler. Gerçi ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, Albert'in iç dünyasında o kadar derin yaralar açmışlardı ki bu yaralar hiçbir şekilde iyileştirilemezdi. Küçük Albert'e yapılan deney sonrasında ne olduğu ile ilgili birçok rivayet var. Ama bilinen gerçek şu, küçük Albert 6 yaşında öldü. Sebebi de beynindeki su toplamasıydı. Böyle bir deneye maruz kalan bir bebeğin hayatı boyunca karşılaşacağı olumsuzlukların önemsenmemesi hala daha davranışçı ve hümanist psikologlar tarafından
tartışılan bir konu. İşte bu dünyanın en korkunç, en dehşet verici deneyi akıllara bazı sorular getiriyor. Bilim için yapılan her şey mübah mı? Bilim adamları birkaç veriye ulaşabilecek diye insanların hayatını isteyerek yahut istemeyerek tehlikeye atabilir mi? Tehlikeye attıkları insanların hayatından sorumlu değiller mi? Bu bir suç değil mi? Bilim adına yapılan her şeyi suçsuz mu sayıyoruz? Bilim dünyası bu sorulara cevap vermek zorunda.